Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıl dönümü. Bu vesileyle sizleri ve ekranları başında bizleri izleyen tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutulan sevgili Selahattin Demirtaş, sevgili Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder, Selma Irmak, Sabahat Tuncel ve sevgili Gülten Kışanak başta olmak üzere ismini buradan sayamadığım binlerce arkadaşımızı da bu vesileyle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ülkemizdeki hukuksuzlukların son bulması için 167 gündür açlık grevinde olan bu parlamentonun üyesi Hakkari milletvekilimiz sevgili Leyla Güven'i de buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ne yazık ki bu 23 Nisan'ı da mecliste temsil edilmesi gereken halk iradesinin cezaevlerinde tutulduğu, halk iradesine yönelik gaspın sürdüğü, demokratik temsiliyetin engellendiği bir süreçte karşılıyoruz. Oysa meclis 23 Nisan 1920'de kurulduğunda çoğulculuk esasına dayanıyordu. Özellikle 21 Anayasası daha ademi merkeziyetçi bir yönetim ilkesini öngörüyordu. Ne yazık ki 24 Anayasası'yla birlikte bu çoğulculuk esası terk edildi ve yerine tekçi otoriter sistem inşa edildi. Geriye 100 yıllık acı, yoksulluk, geri kalmışlık, adaletsizlik ve eşitsizlik bırakıldı. Ulus devletin kurucu ideolojisine bağlılık yemini edilirken insanlık değerlerinden ise giderek uzaklaşıldı. Bu değerler resmi ideoloji tarafından ayrımcılık ve red politikalarıyla heba edildi. Farklılıkların reddi üzerine kurulan otoriter sistemle birlikte halka ait olması gereken egemenlik devletin eline geçti, halk iradesi sürekli geri plana itildi. Her bir kimliğin ve rengin kendisini içinde bulacağı demokratik temsiliyet ve cumhuriyetin demokratikleşmesi talepleri darbelerle, baskılarla sürekli engellendi. Çoğulculuk esasına kapalı bu sistemde Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, Ermeniler, Süryaniler, Araplar, Çerkezler, Lazlar, kadınlar, gençler, emekçiler kendi geleceğini güvende hissetmiyor. Yarınlarına umutla bakamıyor. Adalet çökerse ülke çöker. Adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. İşte bugün bizim karşı karşıya olduğumuz ortamın karşılığı tam da budur. Adaletin sadece muktedirler için geçerli olduğu, mazlumların payına ise adaletsizliğin düştüğü bir ülkede yaşıyoruz. Milyonlarca öğrencinin geleceğini çalanlar serbest bırakılırken, çocuklar ölmesin diyen bir eğitimci anne, Ayşe öğretmen, bu 23 Nisan'da bebeğiyle cezaevine konuldu. Bu mudur adalet? Bir el Rabia yaparken, diğer el Rabia Naz'ın ölüm gerçeğini gizlemeye çalışıyorsa hangi adaletten söz edebiliriz? Soma katliamında 301 işçinin ölümüne neden olanlar serbest bırakılırken Roboski'de 34 insanı katledenler, Gezi'de Berkin'i, Diyarbakır'da Kemal Kurkut'u vuranlar, daha geçen hafta Diyarbakır'da göz göre göre Recep Hantaş'ı katledenler aramızda gezerken hangi adaletten bahsedebiliriz? Cinsel istismara maruz bırakılan kadın ve çocuklar yerine istismarcının yanında yer alan erkek yargı mı adalet dağıtacak? Sayın Cumhurbaşkanı kucaklaşalım derken aynı saatlerde Gebze'de, Kızıltepe'de adalet arayan beyaz tülbentli anneler insanlıktan nasibini almamış resmi görevlilerin saldırısına uğradı, itilip kakıldılar, yerlerde sürüklendiler. Diyarbakır'da milletvekillerimize polis saldırdı. Halkın temsilcilerine sokak ortasında işkence yapıldı. 100 yıllık sistem anneleri yerlerde sürüklüyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlığın yerlerde sürüklendiği bir noktadayız. Sayın Kılıçdaroğlu'na örgütlü, planlı bir linç saldırısı düzenlendi. Yeni bir madımak denemesi yapıldı. Bu karanlık saldırıyı normal bir protestoymuş gibi meşrulaştırmaya çalışan resmi ağızların tavrı
hukuk dışılığın geldiği noktayı gösterir. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Levent Gök'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sormak istiyorum, bir ülke nasıl bu hale gelebilir, getirilebilir? İktidar uğruna toplumun arasına nefret tohumu ve kötülük ekenler, kendinden olmayanlığı terörist ilan edenler bu ülkeyi çok tehlikeli bir yere doğru sürüklüyor. Halkları karşı karşıya getirmeye çalışan bu tuzağa karşı herkesin dikkatli ve uyanık olması gerekir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülke hiçbir dönem bu kadar kutuplaştırılmamıştı. Halk bundan duyduğu rahatsızlığı 31 Mart seçimlerinde sandığa çok net olarak yansıttı. Toplum adaletsizliğe de, yoksulluğa da, ayrımcılığa, irade gaspına da artık yeter dedi ve kendi geleceği için yeni bir dönemin, değişimin önünü açtı. Halk bu düzen değişecek dedi. Ankara'daki katı merkeziyetçiliğe karşı kentlerimizi biz farklılıklarımızla birlikte demokrasiyle yöneteceğiz dedi. Halkın mesajı çok açık ve nettir. Bu mesajı almayanlar, sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine seçim sonuçlarını değiştirmek için 23 gündür ülkeyi ve toplumu germeye devam ediyor. Bundan ülke ve demokrasi kazanmayacak. İstanbul'da usulsüzlük var diyenlere sormak istiyorum. İstanbul'da usulsüzlük değil, halk iradesi var. Asıl usulsüzlük bölgede yapıldı. Buna neden sessiz kalıyorsunuz? Gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Bitlis'te, Şırnak'ta, Siirt'te, Hakkari'de ve daha birçok yerde ahırlara, boş binalara, milletvekili binalarına seçmen yazdırıldı. On binlerce güvenlik görevlisi bu kentlerde seçim sonuçlarını değiştirmek için seçmen olarak kaydırıldı. Şırnak'ta 4000 asker polis oyuyla halkın iradesinin önü kesildi. Ertesi günü tanklarla Şırnak sokaklarında zafer kutlaması yapıldı. Demokrasi o tankların paletleri altında ne yazık ki ezildi. Darbeyle mücadele ettiğini iddia edenler Şırnak'ta tanklara sırtını dayayarak seçim zaferi ilan etti. Tarih buna da şahit oldu. Halkımızın kazandığı Diyarbakır Bağlar, Van Tuşba Çaldıran Edremit, Erzurum Tekman ve Kars Dağpınar belediye başkanlıkları YSK darbesiyle gasp edildi. Belediye eş başkan adaylarımızın adaylığını kabul edip kazandığında mazbata vermemek halka karşı kurulan bir pusudur. YSK kendini halkın yerine koyarak kazandığımız belediyeleri hak etmeyenlere teslim etti. Bu hırsızlığı, bu utanmazlığı tarih ve halkımız asla unutmayacaktır. Biz bu irade hırsızlığının peşini asla bırakmayacağız. Yasal zeminde, uluslararası hukukta dahil girişimlerimiz devam edecek. Mazbataları gasp edilen belediye başkanlarımız halkımızın meşru belediye başkanlarıdır. Hak etmeden o koltuğa oturanlar ise halkımızın nezdinde meşru değildir. Parlamentoya sormak istiyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız halkın ise halkın seçtiği belediye başkanlarının mazbataları neden gasp edildi? Egemenlik kimde? Bunun sorulması ve sorgulanması gerekir. Halk iradesini çalan kayyumların neler yaptığına tüm dünya tanık oldu. Diyarbakır kayyumu halkın parasıyla belediye binasında kendisine ihtişamlı bir saray kurdu. Bir yanda kendisine şatafatlı saray kuranlar, diğer yanda ise tanzim kuyruklarına, işsizliğe ve yoksulluğa mahkum edilen halk gerçeği var. Bir yanda halkın kaynaklarını babasının parası gibi kullananların şatafatlı düğünleri, diğer tarafta ise tahta kurularıyla yaşamaya zorlanan havaalanı işçileri, günde 3 öğün simit yerseniz asgari ücretiniz cebinizde kalır denilerek adeta dalga geçilen yoksul halk var. İşte beka söyleminin ardına gizlenen gerçek de budur. Diyarbakır'daki kayyumun saray bekasıdır. Ankara'daki iktidarın koltuk bekasıdır. İstanbul'da sonuçları değiştirmek isteyen rantçı düzenin rant bekasıdır. Halk 31 Mart'ta buna hayır dedi. Değişim mesajını almayanlar, sonucu bozmaya çalışanlar mutlaka aşılacaktır. Bu çok nettir.
Halk değişim gücünü göstermiştir. Cesaret ve umut daha da artmıştır. Korku politikasının sonuç vermeyeceğini göstermiştir. Halk demokrasi yolunu açmıştır. Kimse bunu tersine çeviremeyecektir. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, halkın sandıkta hukuksuzluk ve adaletsizliğe gösterdiği itirazı bu parlamentonun bir üyesi olan sevgili Leyla vekilimiz 167 gündür açlık grevini sürdürüyor. Leyla arkadaşımız hukuksuzluklar bitsin, demokrasinin ve barışın önü açılsın diye açlık grevinde. 100 yılın sonunda bu ülkede bir kadın vekil ve yüzlerce insan temel hak ve özgürlükler için, hukuk için bedenini açlığa yatırmışsa, tek çıkarımız, bedenimiz, açlığımız olmuşsa bu devletin 100 yıllık aklını, 100 yıllık pratiklerini ve geldiği son noktayı sorgulaması gerekir. Hukuksuzluktan medet uman bir anlayışın çağımız dünyasında ve halkımızın vicdanında yeri olamaz, meşruiyeti olamaz. Bu hatalardan dönülmesi, yüzleşilmesi ve hukuk çizgisine dönülmesi gerekir. Buradan bir kez daha parlamentoyu ve iktidarı, yaşamı artık kritik noktaya gelen Leyla vekilimizin sesini duymaya, gerekli hukuki demokratik adımları atmaya çağırıyoruz. Yoksa yarın çok geç olabilir. Değerli milletvekilleri, bu 23 Nisan'da ne yazık ki çocukların kutlayabileceği bir bayramdan söz edemeyiz. Cezaevlerine atılan, şiddete ve cinsel istismara uğrayan, sokakta, tarlada çalıştırılan, ana dilinde eğitim görmeyen çocuklar bu ülkenin kanayan yarasıdır. Meclisin çocukların yaşam hakkını ve ana dilde eğitim hakkı başta olmak üzere tüm haklarını güvence altına alan bir ortamı yaratmamış olması en büyük demokrasi ayıbıdır. Bu konunun siyaset üstü tutularak parlamentonun adım atması çocuklara karşı tarihi bir sorumluluktur. Buradan çağrı yapıyorum. Gelin mecliste çocuk hakları daimi komisyonunu bir an önce kuralım. İkinci bir adım olarak da Çocuk Hakları Bakanlığı'nın kurulması için yasal süreci başlatalım. Başkanım. Buyurun. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na ve tüm siyasi partilere şu çağrıyı yapmak istiyorum. Ülkemizin ihtiyacı acil demokrasidir, acil barıştır, acil adalettir, acil özgürlüktür. Halk kutuplaşma değil, dayanışma ve birliktelik. Ayrımcılık değil, eşitlik. Nefret değil, sevgi. Esaret değil, özgürlük. Sömürü değil, emeğin hakkını. Hukuksuzluk değil, adalet. Savaş değil, barış istiyor, normalleşme istiyor. Kürt sorununu, inançlar sorununu barışla, demokrasiyle çözen, adaleti tesis eden, farklılıkları anayasal güvence altına alan, barışçıl bir dış politikayı esas alan demokratik cumhuriyetle ancak krizlerden çıkabiliriz. Başka çıkış yolu yoktur. Asla tekleştirilmeyecek farklılıklarımız en büyük zenginliğimiz ve gücümüzdür. Sözlerimi sevgili Yaşar Kemal'in sözleriyle sonlandırmak istiyorum. Bir bahçede hep aynı çiçekten olursa o bahçe güzel olmaz. Sen, ben, o varız diye güzel bu bahçe. Farklı çiçekleri kalsın renkleriyle, kokularıyla. Hepinizi sevgiyle, saygıyla tekrardan selamlıyorum. Teşekkür ederim.